Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'daki en önemli türbelerimizden birisi, biliyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesidir. Uzunca bir süredir restorasyonu çok büyük bir titizlikle sürdürülüyordu. Bugün Allah'a çok şükür hemen hemen %90'ının bitmekte olduğunu görüyoruz. Ve inşallah 29 Mayıs'a her şey bitmiş olarak türbenin açılışını sağlamış olacağız. Bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi daha evvel bir büyük yangında, Cibali yangınında harap olmuş. Arkasından bir depremde yıkılmış ve çeşitli kereler tamir, restorasyon yapılmış. Osmanlı padişahlarının da bu şehrin fatihi olması hasebiyle ve Osmanlı sultanlarının en önemlilerinden birisi olması dolayısıyla bu türbeye çok büyük bir önem verdiğini biliyoruz. Restorasyonlarını son derece büyük titizlikle yaptıklarını biliyoruz. Bugün de bunun tekrar diyebiliriz ki belki asırlar sonra en kapsamlı restorasyonlarından birisi gerçekleştiriliyor. Çok titiz bir şekilde en ince ayrıntılarına, detaylarına kadar aslına uygun şekilde tamir ediliyor, restore ediliyor. Bunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu restorasyon faaliyetleri büyük oranda İstanbul Valiliğimizin katkılarıyla yapılıyor herhalde. Buradaki desteğin %90'ı İstanbul Valiliği'nin desteğidir. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Vali Bey de yakından bu projeyle, bu restorasyonla başından beri ilgilendi. Bu faaliyeti yürüten firmamıza da çok teşekkür ediyorum. 29 Mayıs törenleri sırasında burayı büyük bir etkinlikle açmayı planlıyoruz. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tabii İstanbul'u, tarihi eserlerimizi yakından gördükçe biz ecdadın yaptıklarını tamir etmek, restore etmek bakımından bile çok şükür son yıllarda çok iyiyiz ama o eserlerin, bırakın benzerlerini yeniden yapabilmeyi, bu eserleri tamir ve ihya etsek, yeniden bunları onarsak bu bile bizim için büyük bir iştir. Tarihimize, kültürümüze, estetik değerlerimize, medeniyetimize büyük bir katkıdır. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burayı büyük bir keyifle 29 Mayıs'ta halkımızın ziyaretini açmış olacağız. Çok güzel, bütün teferruatıyla, renkler aslında uygun bir şekilde. Son dönemde 3. Mustafa zamanında yapılan son şekline uygun bir şekilde yapılmış. Altın varaklarına kadar her birisi titizlikle çalışılmış. Renkler olduğu gibi korunmuş. Ve son belki koruyucu bir boya üstüne sürülecek ve böylece oradaki desenler de tamamıyla aslında uygun bir şekilde yapılmış olacak. Pencereler yenilenmiş. Şimdi zemin yenilendi ve o zeminin yeniden döşenmesi herhalde son rötuşlar yapılacak. Hakikaten mükemmel. Son derece güzel olmuş. İnşallah halkımız da ziyaret sırasında beğenir. Buranın tabii bu türbelerin şöyle bir özelliği de var. Türbelerin sürekli bizim geçmişimizde, medeniyetimizde sürekli canlı, sadece bir defnedilen bir büyüğün yattığı bir yer değil, aynı zamanda hayatın içerisinde canlı olan mekanlar. İnşallah bu türbenin açılışı yapıldıktan sonra da bu türbenin yaşayan bir mekan haline gelmesini de temin ederiz. Burada okunacak Kur'an-ı Kerimlerle, aşirlerle, hatmi şeriflerle, insanların cuma günleri, Ramazanlarda yapılacak olan buralardaki dualarla hem Fatih Sultan Mehmet Han'a olan
vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz. Hem de bu güzel mekanı canlı yaşayan bir mekan haline getirmiş oluruz. Efendim Afrin Harekatı devam ederken gelen haftalara neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere Afrin Harekatı Türkiye için bir beka meselesidir. Hiç abartısız söylüyorum. Çanakkale'deki savunmamız neyi ifade ediyorsa, İstiklal Harbi'ndeki bu vatanı savunmamız neyi ifade ediyorsa Afrin'deki mücadele de aynı şeyi ifade ediyor. Uzunca bir süredir bu coğrafyayı böl parçala yönet taktiğiyle paramparça etmeye çalışan emperyalist güçlere karşı PYD PKK örgütü maşa olarak kullanılan bir senaryoyu bozmak üzere orada Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor. Biz bu oyunu bozacağız. Bu sadece Türkiye'nin bekasına, istiklaline, istikbaline karşı yapılan bir saldırı, bir taarruz değildir. Aynı zamanda bölgenin istikrarsızlaştırılmasına dönük bir çalışmadır. Bu terör örgütleri bu silahları çarşamba pazarından almadılar. Terör örgütlerine bu silahlar maalesef kastı mahsusla getirilip verildi, teslim edildi. Ve neredeyse Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde sadece bir örgüt değil, bir ordu, Türkiye'ye karşı da faaliyet gösteren bir ordunun oluşumu ortaya çıkmış oldu. Bu doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı bir tehdittir. Bölge halklarına karşı bir tehdittir. Bunu çok şükür Türkiye bertaraf edecek güce sahiptir. Şunu çok açık söylemek isterim. Türkiye Afrin bölgesinde yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir operasyon yapmıyor. Türkiye'nin bu bölgede yaşayan Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Acemlerin, bütün etnik unsurların bir arada kardeşçe, dostça yaşamasını istediği açıktır. Bizim mücadelemiz emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve bu savaşın bir aracı olarak kullanılan terör örgütüne karşıdır. Biz Afrin'de ya da bir başka bir yerde hem bölge halklarının geleceğini tehdit eden, hem Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bu terör örgütlerinin tamamına, ister adı PKK, PYD olsun, ister adı DAEŞ olsun, hiç fark etmez, bu terör örgütlerinin tamamına karşı mücadele ediyoruz. Biz bölge halklarının tamamının kardeş olduğuna inanan bir iradeye sahibiz. Bizim için Türkler, Kürtler, Araplar, diğerleri, diğer unsurlar, şu mezhepten, bu mezhepten halklar, bu bölgenin halklarının hepsi bu bölgenin insanlardır ve birlikte barış içinde kıyamete kadar yaşayacaktır. Aradaki terör örgütleri vasıtasıyla oluşan fitneyi söküp atacağız bu coğrafyadan. Onların arkasındaki emperyal güçlerinde, emperyalist güçlerinde oyunlarını bozacağız. Türkiye'nin hedefi budur. Allah'a çok şükür halkımız kenetlenmiş vaziyettedir. Bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak bu milletin birliğini, beraberliğini savunan 80 milyon bir araya gelmiştir. Kenetlenmiş vaziyettedir. Dualarıyla, iyi dilekleriyle ordumuzun yanındadır. İşte görüyorsunuz televizyonlardan da oradaki kadınlarımız yemek yapıyorlar. Evlerinde açtıkları börekleri, baklavaları askerimize sunmak için cansiperane bir şekilde gayret gösteriyorlar. Bütün camilerimizde dualar okunuyor. Fetih sureleri okunuyor. Ve inşallah bu birliğimiz içerisinde askerimiz, öyle dua ediyoruz, hiç kayıp vermeden, hiç şehit vermeden en az zayiatla bu operasyonu sürdürecektir. Şu ana kadar da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Şunu da ifade etmek isterim. Sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Alanda bu örgüt kaybedeceğini biliyor. Bu örgütün arkasındaki güçler de kaybedeceklerini biliyorlar. Ama bir algı operasyonu üzerinden Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sanki orada sivil halka karşı bir operasyon yapıyormuş gibi, hele hele eski bayat görüntüleri, başka yerlerde çekilen görüntüleri, başka saldırıların sonuçları olan görüntüleri bir şekilde dünya medyasına vermeye gayret ediyorlar. Buna karşı da çok şükür bütün milletimiz uyanık bir şekilde hareket ediyor ve inşallah uluslararası alanda da bu algı operasyonunun başarısız olması için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Sonuç alacağız. Türkiye 3-5 tane terör örgütüne pabuç bırakacak bir ülke değildir. Bu aziz millet, işte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin önünde duruyoruz. Bütün tarihimiz boyunca 7 düvele karşı mücadele etmiş. Tarihi zaferlerle dolu. Haksızlık, zulüm, adaletsizlik yapmamış. Yeryüzüne hakkı, hukuku, adaleti getirmeyi birinci hedefi olarak görmüş olan bir millet. Bugün de inşallah Afrin bölgesini oradaki terör örgütlerinden temizleyerek İnşallah halkın, oradaki Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin kendi şehirlerine, köylerine, kasabalarına en kısa süre içerisinde dönmesini temin edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah
milletimize, devletimize zeval vermesin, ordumuzu muzaffer kılsın, askerimizi korusun. Türkiye ile birlikte bu süre içerisinde mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'nun mensuplarını da Cenab-ı Allah korusun. Onlar da burada Türkiye ile kendi topraklarını kurtarmak için ortak bir mücadele veriyorlar. Şunu da bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Biz bu gönül coğrafyamıza karşı gönül borcumuz olduğunu bilen bir milletiz. Onun için Türkiye bu kadar zorluklarla karşılaşıyor. Biz oraları alalım, kendimize ilhak edelim ya da oralarda bizim sözümüz geçsin diye bu operasyonu yapmıyoruz. Oralarda o bölgenin halkının sözü geçsin diye bu operasyonu yapıyoruz. Ve inşallah bunda başarılı olacağız. Bütün milletimizin dualarını bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok fazla bir alan yok. Tamam, teşekkür ederim. Mahmut öldükten sonra buraya defnediliyor. Üzerine çadır kuruyor. 40 gün çadır kalıyor. Sonra buranın projesi sonradan yapılıyor. Değerli arkadaşlar, burası bildiğiniz gibi 2. Mahmut Türbesi olarak bilinen, aslında Sultan Abdülaziz Han'ın, Sultan Abdülhamit Han'ın 2. Mahmut'un ve eşlerinin, aile fertlerinin metfun bulunduğu İstanbul'un en önemli devlet mezarlığı olarak kabul edebileceğimiz, padişah mezarlığı olarak kabul edeceğimiz türbelerinden birisi. Ayrıca bahçede de çok sayıda son devrin Osmanlı yöneticileri, gerek askeriyeden gerek hanedandan çok sayıda kişinin de metfun bulunduğu, devlet ricalinden insanların metfun bulunduğu bir mekan. İstanbul'un göbeğinde oldukça önemli tarihi alanlarımızdan birisi. Allah nasip ederse 10 Şubat'ta Sultan Abdülhamit Han'ın, Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla burayı yetiştirerek 10 Şubat'ta halkımızın ziyaretine tekrar açmış olacağız. Buradaki restorasyon faaliyetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürüttü ve çok önemli bir ölçüde aşağı yukarı son bazı işleri kaldı. Onları da tamamlayarak bu alanın ziyarete açılması, bu türbenin ziyarete açılmasını hep beraber İstanbul halkı olarak yapacağız. Tabii ki bizim buradaki tarihi izleri ortaya çıkarmamız, yani kabristanların bile mezar taşlarından puşidelere kadar, kabristanların bile oradaki varlıklarımızın bile bir sanat eserine dönüştürüldüğü bu muhteşem ziyaret yerlerinin halkın ve özellikle genç neslin ziyaretine açılması bizim kültürümüzle, sanatımızla, geçmişimizle, geleneğimizle buluşmak bakımından da önemlidir. Sadece burada yatan Sultan Abdülhamit Han gibi, Sultan Abdülaziz Han gibi, 2. Mahmut gibi önemli tarihi şahsiyetlerimizi anmak ve hatırlamak değil, bununla birlikte de o döneme ait olan o sanattaki zirveyi, muhteşem geldiğimiz noktayı da hatırlamak bakımından bu yerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki kalem işçilikleri, altın varakla çevrelenmiş olan o her sandukanın etrafındaki yerler, çok ince sanat eserleriyle hem taşın üstüne işlenmiş olan kaligrafiler, hat sanatı, aynı zamanda da kumaşların üstüne işlenmiş, yani taşın üstüne işlemedeki maharetle kumaşın üstüne işlemedeki maharetle hiçbir fark yok. Muazzam bir zirve, sanatta bir zirve, bunun ortaya çıkarılması çok önemli. Ayrıca mimaride de bir zirve. Yani gördüğümüz zaman bu tür mekanların her birisinde olağanüstü yüksek bir bedihiyat, olağanüstü yüksek bir zevk,
estetik ve simetri görüyoruz. Aşağı yukarı buradaki her mimari detayın büyük bir estetik ve simetri anlayışı içerisinde yerleştirildiğini görüyoruz. Allah rahmet eylesin. Az evvel Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kabrinde ifade ettiğim gibi Osmanlı'nın en zor dönemine şahit olmuş, yedi düvelin üstümüze saldırdığı, Osmanlı'yı yok etmek, yıkmak için saldırdığı bir dönemde gerçekten tarihimizin altın harfleriyle dolu yıllarını yaşamasına ve Osmanlı'nın bir cihan devleti olarak bütün bu saldırılara direnmesini sağlamış olan Sultan Abdülhamit Han'a, Sultan Abdülaziz'e ve diğerlerine karşı bizim onların torunları olarak yapmamız gereken onların hatıralarını yaşatmaktır. Onların mekanlarını yeniden canlı bir şekilde halkımızın ziyaretlerine sunmaktır. İnşallah 10 Şubat'ta bir dizi etkinlikle Sultan Abdülhamit Han'ın 100. ölüm yıl dönümünü hatırlamış olacağız. Kendisine hem milletimize, gençlerimize hatırlatıp onu anlatacağız. Hem de fatihalarla ruhunu şad etmeye çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bu buradaki tamirat, tadilat faaliyetleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Soğuk bir havada sizi yorduk.